Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 19. videosuna geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Bu videoda Le présent par l'imperfait cümlelerin zamanını değiştir ve tercüme çalışması yapıyoruz. Présent neydi? Türkçe'ye hem şimdiki zamanı Hatta başka bir renkle yazalım. Daha anlaşılır olsun. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. En neydi? Geçmişte süren zaman. Geçmişte süren zaman. Bu seride daha önce çalıştığımız farklı konuları tekrar etmiş oluyoruz. Farklı konulara göndermeler yapmış oluyoruz. Hem kelime öğreniyoruz hem cümle çözümlemesi ve cümle tercümesi yapıyoruz. Dolayısıyla seriyi düzenli bir şekilde takip eden, yazarak çalışan herkes faydasını görecektir. Les exercices pour mieux apprendre le français yani Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk alıştırma cümlesi. Il est minuit et la rue est desert. Saat gece yarısı ve sokak ıssız. Burada être fiili, burada être fiili var. Fiilin mastar halini bilmemiz gerekiyor ki cümlenin zamanını değiştirebilelim. Être olmak demek. Buradaki il nötr. Hatta şuraya çıkartalım, şöyle yazalım. Nötr. Il prezentatif de diyebiliriz. Yani il, el, şahıs zamiri gibi bir kişiye gönderme yapmıyor. Mesela ilya derken ilya var demek kullandığımız il ya da hava durumunu söylerken kullandığımız il. Ilfe, fe, fuva, hava soğuk demek. Şimdi cümlemizi en parfeye dönüştürmek istiyorsak fiilin en parfe çekimini bilmemiz gerekiyor. Burada size bir tane ipucu. Fiilleri en çekerken eğer ki takılırsanız, şunu aklınızda tutabilirsiniz. Je şahıs zamiri için fiillerin çekimi ais diye bitecek. Aynen böyle Türkçe ezberleyin. Tu tü için, tu şahıs zamiri için yine ais. Il şahıs zamiri için ait diye bitecek. El şahıs zamiri için ait diye bitecek. Nu şahıs zamiri için Yons diye bitecek. Vu şahıs zamiri için iez yes diye bitecek. İl plüriyel şahıs zamiri için ayent diye bitecek ve el plüriyel şahıs zamiri için aynı şekilde ayent diye bitecek. Bunu aklımızda tutalım. Bu bizim ek bilgi işaretimiz. Dönelim cümlemize. Şimdi ile getirip yazdık. Il ete diyeceğiz. İl ete minivi. E, Et la rue, Tekrar bir tane fiil var. Yine ete, ete, dezert. Nasıl oldu cümlenin Türkçesi? Saat, gece yarısıydı, yarısıydı ve sokak ıssızdı diyeceğiz. Issızdı. Hemen videomuzun ikinci alıştırma cümlesine bakalım. İlple à Londres Londra'da çok yağmur yağıyor. Bakın yine nötr il var burada. Hava durumunu söylerken kullanabiliriz diye söylemiştim. Fiili mastar halini bilmemiz gerekiyor. Fiilimiz plüvar fiili. Yağmurun yağması diyebiliriz. Yağmur yağmak gibi diyebiliriz mastar olduğuna göre. Dikkat edeceğimiz şey şu şahıs zamirlerine göre çekilmez. Sadece il, nötr, Zamire göre çekilir. Daha önce söylediğim gibi prezentatifte diyebiliriz. Zira ben yağmur yağıyorum, o yağmur yağdı gibi bir cümle olamaz. Dolayısıyla daima il ile çekmemiz gerekiyor. Getirip yazdık. Plüvar fiilinin en parfe çekimini bilmemiz lazım. İl, el, şahıs zamirine göre çekimleri nasıl bitecekti? Bakın burada var. Ait diye bitecekti. Hemen şöyle yazalım. Plüv. Ve il pleve, beaucoup. Çok yağmur yağdı. Nerede? A Londra. Londra'da. Cümlenin Türkçesini hemen yazalım. Londra'da çok yağmur yağıyordu diyebiliriz. Yağardı diyebiliriz. Zira en Türkçe'ye geçmişteki tekrarı da verir. Geçmişte süren bir durumu da verir. Hadi bunları bir okuyalım. Il est minuit et la rue est déserte. Saat gece yarısı ve sokak ıssız. Il était minuit et la rue était déserte. Saat gece yarısıydı ve sokak ıssızdı. Il pleut beaucoup à Londres. Londra'da çok yağmur yağıyor. Il pleuvait beaucoup à Londres. Londra'da çok yağmur yağıyordu, yağıyordu. Bakın size gösterdiğim ekler böyle. Buradan en azından takıldığımız durumlarda kontrol edebiliriz. Haydi devam edelim. Üçüncü alıştırma cümlemiz birazcık uzun. Nous réparons mon vélo dans le jardin et Sophie nous regarde par la fenêtre. Biz bahçede bisikletimi tamir ediyoruz ve Sophie pencereden bizi seyrediyor. Nous şahıs zamiri cümlenin öznesi. Hemen burada çekilmiş fiil var. Mastar halini bilmemiz gerekiyor. Mon mülkiyet sıfatı. Mülkiyet sıfatları nitelendirdikleri, gönderme yaptıkları isme göre akorlanıp değişir. Velo, bisiklet. Dan, de, da içindeyi Türkçe'ye veren bir edat. Şöyle yazalım hatta. De, da içinde. Le jardin bahçe. V ile bağladık bir cümle daha geliyor bakın. Sophie bir özel isim. Burada bir pronom kompleman var. Hadi şuraya çıkartalım bunu le pronome. kompleman yani bir tamamlama zamiri var. Burada bir tane fiil var. Bu fiilin de mastar halini bilmemiz lazım. Par edatı var. La fönet. Par şuraya çıkartalım. Türkçe tarafından karşılığını verir. Dendan karşılığını verir. Hatta aracılığıyla karşılığını da verir. Şimdi fiiller neler? Bir tanesi repare fiili. Repare. Tamir etmek demek. Tamir etmek. İkinci geçen fiil ne? Regarder fiili. Regarder. Seyretmek, izlemek demek. Hadi şuraya izlemek yazalım. Şuraya da seyretmek. Zira izlemek deyince suir fiiliyle kimse karıştırmasın. Şuradan bölelim. Şimdi cümleyi en parfede tekrar yazacağız. Nu'yu getirip koyduk. Nu şahıs zamiri için nasıl bitiyordu? En parfe eki. ions diye bitiyordu. Nu reparion mon vélo. Biz benim bisikletimi tamir ediyorduk. Nerede? Dans le jardin, bahçede. E diye bağladık. İkinci cümle geliyor hemen. Sophie Burada bir tane tamamlama zamiri, pronom komplemen var. Nous. Regardez de diyeceğiz. Il, el şahıs zamiri için ait diye bitiyordu. Cümlenin kalan kısmında yazalım. Par la fenêtre diye pencereden. Şurada şapka var. Noktayı koyduk. Cümlenin Türkçesini yazalım şuradan. Biz. Bahçede. Bisikletimi bisikletimi tamir ediyorduk, tamir ediyorduk ve şuradan yazalım. Sophie pencereden, pencereden bizi seyrediyordu. Bizi seyrediyordu. Şimdi bakın empatif ekleri nasıl. Burada ions var. Sonra Burada da ait var. Hadi bir okuyalım. Nous réparons mon vélo dans le jardin et Sophie nous regarde par la fenêtre. Biz bahçede bisikletimi tamir ediyoruz ve Sophie pencereden bizi seyrediyor. Nous réparions mon vélo dans le jardin et Sophie nous regarde par la fenêtre. Biz bahçede bisikletimi tamir ediyorduk ve Sophie pencereden bizi seyrediyordu. Geldik dördüncü alıştırma cümlemize. Daha uzun bir cümle bakalım. Daha zor mu? Bir cümle ne kadar uzunsa, içinde ne kadar çok farklı öğe varsa bizim için o kadar iyi zira o kadar farklı konuya gönderme yapmış oluyoruz. Mofer, bakın cümlenin özdesi. Hemen sonrasında çekilmiş fiil var. Pvuze de, bakın burada bir pronom komplement tamamlama zamiri var. Atradivir yapmaya E ayı verdi. Le document. Doküman zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Nokta var. Başka bir cümle geliyor. Il. Buradaki il kim? Peki tabii. Mon frère. Travaille toujours très vite. Et vous savez qu'il prend son travail très au sérieux. Très au sérieux. Gerçekten işimize yarayacak çok şey var. Hadi tek tek çıkartalım. Burada bir tane mülkiye sıfatı var mesela. Hemen şuraya yazalım. Adjektif. Ad Possessif. Possessif. Bu konuları daha önce pek tabi çalıştık. Videoların kartlarını koyarım. İsteyenler o videoları izleyerek çalışabilirler. Mon benim demek. Benim. Yanına eril ve tekil bir isim geliyor. Mon frère benim erkek kardeşim. Burada pu var fiilinin present çekimi var. Hemen yanında bir tane pronom kompleman. Şuraya yazalım le pronom complément vous var kompleman Türkçe hangi karşılığı verir? sizi, size karşılıklarını verebilir. Bu da dursun. burada yıldız atalım. burada da yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Burada edefli var master halinde pek tabi neden Çekilmiş fiil zaten var. Sonrasında gelen fiil ya da fiiller mastar halinde kalır. Çekilmez. A var. Yapmaya E-A gibi düşünelim. Tradivir bir şeyi tercüme etmek. Bir belgeyi. Le doküman. Doküman. Il var. Burada travailler fiilinin il şahıs zamirine göre payzan çekimi var. Toujours bir sıklık zarfı. Türkçe'ye daima hep her zaman karşılıklarını veriyor. Şuraya yazalım. Daima hep her zaman. Tre çok demek sonrasında bir sıfat lazım. With bir sıfat. V diye bağladık başka bir şey daha geliyor. Vu şahıs zamiri. Savuar fiilinin vu şahıs zamirine göre çekilmiş hali. Kö ve il'i birleştirdik. Hatta şuraya yazalım. Kö artı il birleşti kil oldu. Vous savez kil biliyorsunuz ki o prun son mülkiyet sıfatı onun travail işi très çok o sérieux hatta bu ifadeyi şuraya çıkartıp yazalım. prendre quelque chose o sérieux diye bir ifade var. Hemen bunu yazıp ezberleyin. Bir şeyi ciddiye almak demek ciddiye almak. Birini ciddiye almak da olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Şöyle yıldız atalım. Türkçesini bir okuyalım nasılmış. Belgenin tercümesini yapmak için kardeşim size yardım edebilir. Erkek kardeşim size yardım edebilir. O hep çok hızlı çalışır ve biliyorsunuz ki işini çok ciddiye alır. Cümlede geçen fiilleri alt tarafa bir yazalım şuraya. Şimdi öncelikle bir tane pu var var mon frère peut dedik. Pouvoir ebilmek demek. Pouvoir bir fiil. Yardımcı fiil vesaire demeyelim. İngilizce'deki ability, model gibi düşünmeyelim. Fransızca'da pouvoir bir fiil. Sonra bu de ede master halinde yazmamıza gerek yok burada. Traduir master halinde hiç gerek yok. Çekilmiş fiil bizim için önemli. Burada travailler fiili var. Travailler çalışmak demek. Çalışmak. Burada en e dönüştürebiliriz. Il travaille toujours trevit vite et vous savez que. Şurada savoir var. Savoir. Bilmek demek. Vous savez qu'il prend. Burada da prend fiili var. Prendre. Temel olarak almak demek. Pek çok farklı anlamı var ama önemli olan hangi anlamlarının günlük hayatta kullanıldığı. Zaten fiili detaylı bir şekilde anlattığım bir videom var. Onu kartında eklerim. Birbirine bağlı birkaç tane cümle var. Hepsini emparfiye dönüştürelim mi? Pek tabii dönüştürebiliriz. Bazılarını emparfiye çekip bazılarını olduğu gibi prezen bıraksak yine anlamlı bir ifade, anlamlı bir gidişat olur mu? Olur. Şöyle düşünün. Belgenin tercümesini yapmak için kardeşim size yardım edebilirdi desek. O hep hızlı çalışır ve biliyorsunuz ki işini çok ciddi alır kısmını olduğu gibi bıraksak olur mu? Olur. Ya da tamamını emparfüye dönüştürebiliriz. Türkçesi şöyle olur. Belgenin tercümesini yapmak için kardeşim size yardım edebilirdi. O hep çok hızlı çalışıyordu ve siz de biliyordunuz ki o işini çok ciddiye alıyordu. Hadi böyle yapalım. Bizim için farklı fiilleri emparfüye dönüştürmek önemli şu anda. Şuradan yazalım. Mon frère getirip koyduk. Cümlenin öznesi zaten. Puvvarı Puve diye en dönüştürdük. Ait diye bitti. Puve vuzede. Vuzede. Kalan kısmı master olarak bırakacağız. Zaten öyle gidiyor. A traduir. Çekilmiş bir fiil değil. Lü doküman. Nokta. Il travaille diyeceğiz bu sefer. Yine ait de bitecek. Il travaille. Tujur sıklık zarfı en parfede kullanılır mı? Pek tabi kullanılır. Türkçe'de böyle cümle kuruyoruz. Il travaille tujur. Trevit. E. Şimdi vu'yu getirip koyduk. Burada savuar fiili vardı şurada. Savuar fiilinin vous şahıs zamirine göre en parfe çekimi. Vous seviye. Kil. Prendre fiilinin il şahıs zamirine göre en parfe çekimi. Kil prenait ait de bitti. Son travail. Son travail. Trez ya da tre o seriyo. Birbirine bağlı cümlelerin hepsini en dönüştürdük. Cümlenin Türkçesini yani en dönüştürdükten sonra Türkçesini yazacak yer kalmadı. Üstteki ilk halini en dönüştürüp yazalım biz belgenin tercümesini yapmak için kardeşim size yardım edebilir diye nokta. O hep çok hızlı çalışırdı diyelim şöyle. Ve biliyorsunuz ki değil biliyordunuz ki olsun şu. İşini çok ciddiye alırdı olsun. Hadi bir okuyalım. Mon frère pouvait vous aider à traduire le document Il travaillait toujours très vite et vous saviez qu'il prenait son travail très au sérieux, très au sérieux. Belgenin tercümesini yapmak için kardeşim size yardım edebilirdi. O hep çok hızlı çalışırdı, çalışıyordu ve biliyordunuz ki işini çok ciddiye alırdı. Yine en parfait eklerini işaretleyelim geçelim. Burada ait de bitti. Ondan sonra burada ait. Sonra Şurada iyez var. Sonra yine ait var. İl şahıs ameliyle gitmişti çok fazla. Başka en parfeye dönüştürdüğümüz bir fiil yok. Hadi devam edelim. Geldik 5. alıştırma cümlemize. O petit virgül, Rıdvan nü boit que du thé. Sabah kahvaltısında Rıdvan sadece çay içer. Köyü restriksiyonu, kısıtlamayı nereye vermek istiyorsak onun önüne getirip koyacağız. Nö'yü gördük. Kesin burada olumsuzluk var. Hayır böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi burada nökö var. Nökö Türkçe'ye sadece karşılığını veriyor. Bir kısıtlama ifadesi. Bir videoda zaten çok detaylı bir şekilde çalıştık. Nö var. Kö ile birleşti. Burada fiilimiz var. Hangi fiil bu? Bunu bir çıkartalım şuradan. Boğar fiili. Boğar içmek demek. Cümlede çekilmiş başka fiil zaten yok. Mastar halinde fiil de yok. Boğar fiilinin en parfait çekimini bilmemiz yeterli. Şuradan bölelim. Le petit déjeuner kahvaltı demek başka. Mesela le déjeuner. Du matin desek. O da kahvaltı anlamına gelen başka bir ifade. Hemen cümlenin en parfesini yazalım. Şu ek bilgi işaretimizi koyalım. O petit déjeuner sabah kahvaltısında ya da kahvaltıda Rıdvan restriksiyon nö'yü getirip koyduk. Nö büve kö düte Türkçesini yazalım. Sabah kahvaltısında sabah kahvaltısında Rıdvan sadece çay içerdi diyelim. Gördüğünüz gibi kolay bir cümleydi. Bakalım altıncı alıştırmamız nasıl? Rıdvan ne boit du thé qu'au petit Rıdvan sadece sabah kahvaltısında çay içer. Bakın yine nöke var ama kısıtlama başka bir yerde. Şimdi nö'yü götürdük. Bu ar burada ama düte ile birleşmiş. Kısıtlama ifadesi bakın bu sefer burada. Hatta ikisini şöyle ayıralım. Üstteki cümlede neydi? Sadece çay. Kısıtlama burada. Alttaki cümlede ne var? Sadece sabah kahvaltısında vurguyu Cümlede uygun olan pek tabi istediğimiz yere vermiş olduk. Şimdi üstteki cümleyle fiil zaten aynı. Anlam birazcık değişik. Aynı şekilde gidelim. Rıdvan, nü, ve Ayıp de bitti. Düte. Ko. Petit déjeuner. Cümlenin gerisini aynı yazdık. Fiili değiştirecek. Türkçesi nasıl oldu? Rıdvan sadece sabah kahvaltısında sabah kahvaltısında çay içerdi oldu. Çay içerdi. Hadi bunları bir okuyalım. O petit déjeuner, Rıdvan ne boit Sabah kahvaltısında Rıdvan sadece çay içer. Köden sonra Düt'e var, sadece çay. Şurada yazdık zaten. O petit Rıdvan ne büve ködüte. Sabah kahvaltısında Rıdvan sadece çay içerdi. Rıdvan ne boa düte ko petit Rıdvan sadece sabah kahvaltısında çay içer. Köyden sonra petit dejeune var. Sadece sabah kahvaltısı vurgu burada. Rıdvan ne büve düte ko petit Rıdvan sadece sabah kahvaltısında çay içerdi oldu. Hemen şöyle bir işaret diyelim. Bakın ait de bitti. Burada da aynı şekilde zira yine il şahıs zamirine göre farklı bir fiilin çekimini kullandık. Haydi devam edelim. Geldik yedinci alıştırma cümlemize. Person ne veut travailler avec lui. Hiç kimse onunla birlikte çalışmayı istemiyor. Bakın burada negasyon var. Hatta yukarıya yazalım. Şuraya. Ne person Cümlede olduğu gibi yer değiştirerek de kullanılabilir. Hiç kimse. Kimse karşılıklarını verir. Kartını da ekleyeyim. İsteyenler çalışsınlar. Hemen sonrasında vulvarın payazan çekimi var. Fiilimiz burada. Şuraya yazalım. Vulvar istemek demek. İstemek. Sonrasında mastar halinde bir fiil var. Avec Türkçe ile karşılığını veren bir edat burada da lui var. Bu lui'yi şuraya çıkartalım. Le pronom tonique yani bir tonik zamir. Şahıs zamiri koyamazdık. Avec il derdik. Güzel olmazdı. Avec lui daha güzel. Cümlemizi hemen yazalım. Pek tabii sadece çekilmiş fiili değiştireceğiz. Person ne veut değil voulez diyeceğiz. Person ne voulait travaillé master halindeki fiil avec lui Türkçesi hiç kimse ya da kimse onunla birlikte birlikte yazmasak da olurdu cümlenin anlamı değişmez birlikte çalışmayı istemiyordu ya da istemezdi diyebiliriz ilk cümleye uygun bir şekilde yazalım hemen 8. cümlemize bakalım Tüm mezami benim bütün arkadaşlarım. M lire le roman de Jules Verne. Tüm arkadaşlarım Jules Verne'in romanlarını okumayı sever. Jules Verne benim favori yazarım. En çok sevdiğim yazar. Eserlerini çocukluğumdan beri okurum. Burada tu var. Türkçe tüm, bütün, tamamı, hepsi karşılıklarını veriyor. Sıfat mı? Evet. Zarf mı? Evet. Her ikisi de olabilir. Bir videoda ikisini ayırarak kullanacağız. Burada sıfat zira bakın isme göre akorlayarak değişmiş. Zarf olsaydı değişmezdi. M mülkiyet sıfatı benim çoğul bir şeylerim. Buradan ayıralım zira cümlenin öznesi burada. Burada fiilimiz var çok kolay. Eme fiili. Eme sevmek demek. Sevmek. Lir master halinde okumak. Okumayı sever. Leoman romanları. D ile tamlama yaptık. D Türkçe'ye normalde den, dan karşılığını verir. Tamlama görevinde ise nin, nın karşılığını verir. Şöyle yazalım. Şurayı şöyle bir ayıralım. Karışmasın. Şimdi cümleyi en parfaya dönüştürmek için MFID'nin en parfa çekimini bilmemiz gerekiyor. Il pluriel onlar çoğul şahıs zamirine göre. Şuradan yazalım. Tu mezemi benim bütün arkadaşlarım severdi. Şimdi tam hatırlayamadım. Il pluriel şahıs zamirine göre en parfait çekimi nasıl bitiyordu? Ayet diye bitiyordu. Emi, lir le de Jules Verne, Cümlenin Türkçesi nasıl oldu? Tüm arkadaşlarım, benim arkadaşlarımın hepsi arkadaşlarım. Jules Verne'in Verne romanlarını romanlarını okumayı şöyle alttan yazalım zira sığmadı. Severdi oldu. Severdi ya da seviyordu. Hadi bunları bir okuyalım. Person ne veut travailler avec lui. Hiç kimse onunla birlikte çalışmayı istemiyor. Person ne voulait travailler avec lui. Hiç kimse onunla birlikte çalışmayı istemiyordu. Tu mes amis lire le roman de Jules Verne. Tüm arkadaşlarım Jules Verne'nin romanlarını okumayı sever. Tu mes amis aima lire le roman de Jules Verne. Tüm arkadaşlarım Jules Verne'nin romanlarını okumayı severdi. Geldik videomuzun dokuzuncu alıştırma cümlesine. Mon neve va a konser? concert tous les Yeğenim Dolph her hafta bir konsere gidiyor. Her hafta sonu diyelim biz buna. Her hafta sonu bir konsere gidiyor. Fiilimiz burada öncesi cümlenin öznesi. Mon mülkiyet sıfatı var. Erkek yeğen Dolph bir özel isim. A edatı alıyor fiilimiz alle fiili. Alle a bir yer e gitmek demek. En konser bir konsere tous les her hafta sonu sıklık zarfı. Şimdi cümleyi en parfeye dönüştürmek için alle fiilinin en parfe çekimlerini bilmemiz lazım. Bu cümlede il şahıs zamirine göre çekimini bilmemiz lazım. Cümlenin öznesini getirip yazdık. Mon neveu Dolph alle diyeceğiz. Yine ait diye bitti. A un concert tous les weekend tous les weekend Türkçesini yazalım hemen. Yeğenim Dolf. Yeğenim Dolf. Her hafta sonu, her hafta sonu bir konsere gidiyordu. Giderdi bir konsere. Giderdi diyelim. Zira tekrarı vermiş oluruz. Giderdi. Geldik videonun son alıştırma cümlesine. Me grand-parent voyage toujours à l'étranger. Büyük annem ve büyük babam. Benim büyük ebeveynlerim desek doğru olmaz. Büyük anne ve büyük babayı kastediyor. Hep yurt dışına seyahat eder. Buradaki me mülkiye sıfatı. Grand parana göre akorlayıp yazdık. Sonrasında çekilmiş fiil var. Me grand paran cümlenin öznesi. Fiilimiz burada mastar halini bilmemiz lazım. Fiil voyage fiili yani seyahat etmek, seyahat etmek, yolculuk yapmak ya da tatile çıkmak anlamında da kullanabiliriz. Yani bazı cümleleri o şekilde tercüme etsek de olur ya da bazı cümlelerin o şekilde tercüme edildiğini görebilirsiniz. Temel olarak seyahat etmek. Bunu hakkımızda tutalım. Burada bir tane sıklık zarfı var. Tujur Türkçe'ye daima hep her zaman karşılığını veriyor. A var voyage ile birleştirelim. A l'étranger yurt dışına seyahat etmek. Voyage fiilinin il pluriel şahıs zamirine göre yani il. En parfait çekimini bilmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi bu şekilde gidiyor olması lazım. En parfait 2 neydi? Ayı Böyle yazsak doğru olur mu? Gayet doğru olur. Bakın ayent burada. Hadi cümlenin Fransızcasını yazalım. Me grand paran. Me grand paran. Voyage fiilinin en parfait çekimini bulduk zaten. Voyage, ayent, voyage, Toujours, her zaman hep. A l'étranger, yurt dışına. Cümlenin Türkçesini yazalım. Büyük annem ve büyük babam. Büyük babam. Bitişik yazılıyor Türkçe'de. Hep yurt dışına seyahat, seyahat ederdi. Hadi okuyalım buradaki cümleleri nasıl olmuş bakalım. Mon ne Dol va a un concert tous les weekends. Yeğenim Dolf her hafta sonu bir konsere gidiyor. Mon nevo Dolf alle à un concert tous les weekends. Yeğenim Dolf her hafta sonu bir konsere giderdi, gidiyordu. Mes grands-parents voyage toujours à l'étranger. Büyük annem ve büyük babam hep yurt dışına seyahat eder. Mes paran, voyager voyageaient toujours à l'étranger. Büyük annem ve büyük babam hep yurt dışına seyahat ederdi. Hemen en eklerini bir işaretleyelim nasıl olmuş. Bakın ait var burada. Burada ayent var. Videoyu bitirmeden önce hadi size güzel bir ipucu göstereyim. Fiillerin en çekimlerini karıştırıyorum bilemiyorum. Aslına bakarsanız yapabiliyorsanız fiillerin Farklı zamanlarda çekimlerini ezberleyin. Ama Fransızca zamanları ve kipleri anlattığım videolarda güzel ipuçları da gösterdim. Farklı yöntemlerimiz var. Şimdi 9. alıştırma cümlesindeki fiilimiz neydi? allea Şunu bir alalım. Ben alle fiilinin en parfait çekimini bilmiyorum, karıştırıyorum. Ne yapabilirim? Fiili présent'da şöyle yazalım. O présent Present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Nu şahıs zamirine göre çekelim. Nüzelon. Sonrasında şahıs zamirini atarım ve sonundaki o ns'yi atarım. Artık elimde böyle bir kök var. Bu benim fiili en emparfede çekmek için işime yarayacak kök. Sonrasında size biraz önce ne göstermiştim? Emparfe çekim eklerini göstermiştim. Onlar neydi? Hadi tekrar edelim. Je şahıs zamiri için ais. Tu şahıs zamiri için ais. Il ve el şahıs zamirleri için ait. Nu şahıs zamiri için ions. Wu şahıs zamiri için yes. Il ve el pluriel şahıs zamirleri için aient. Şimdi bulduğum kökle. Yani fiilin present çekiminden yola çıkarak bulduğum kökle en eklerini birleştirelim. Jö şahıs zamirini aldım. Bulduğum kökü yazdım. Şuradan da en parfü çekim ekini alıp ekliyorum. Jalli fiilin en çekimi. Başka bir şahıs zamirine göre tüyü aldım. Bulduğum kökü koyduğum tüy için aisti. Kolayca buldum. Başka bir şahıs zamiri için deneyelim. Nu şahıs zamiri. Bulduğum kök buydu. Nu için ne ekliyordum? Şurada var. Ions. Nüzelliyor. Bir tane daha yazalım. Vu şahıs zamiri için. Bulduğum kök bu. Vu için iez yes ekliyordum. Gördüğünüz gibi böyle basit ama çok işe yarayan bir yöntem var. En parfait konusunu anlattığım videoda zaten çok detaylı bir şekilde gösterdim. O videonun da kartını eklerim. Gördüğünüz gibi bu serimiz de çok detaylı gidiyor. Yani işimize yarayacak çok farklı konular geçiyor. Tekrar söylüyorum. Mutlaka düzenli bir şekilde takip edin ve yazarak çalışın. Ve geldik videonun sonuna. La fin de la video. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Les exercices pour mieux apprendre le français serimizin 19. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yapılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.